Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Toprak Kalan Mahalle Yolu üzerinde yine röportaj yapacağız. Burası Erzurum Tekmen ilçesine bağlı Koç Yayla Mahallesi. Yanımızda da muhtarımız Abdurrezzak Bingöl kardeşimiz var. Birinci dönem seçilen genç ve dinamik muhtarlardan. Buraya gelirken Kalaycı Mahallesi muhtarımız Fikri Şahin ile de röportaj yaptık. Grup yolu anlayacağınız, ancak bu çağda ne kalmış efendim? Toprak kalmış değil mi efendim? Toprak kalmış. Toprak kalmış. Tabii size kaç defa müracaat ettiniz efendim Büyükşehir Belediyesi'ne? 4 yıldır en az 10 sefer müracaatım var. Seçimden seçime zaten milletvekili falan geliyoruz. Evet. Onun haricinde mahallemize mahalleye dönüşen şey, köy sayesinde buraya. Benim ki şimdi 200 hane, 1500 nüfusum var. Benim yollarım hep toprak. Toprak stabilize. Hele bir mezralara bak. Şimdi, kaç mezramız var efendim? 3 mezram var. Onlar nüfusu ne kadar? Onlar. Mesela oradaki mezramızın ismi ne? Oymata. Mezarlığın oradan gidiyor. Oymata. Bilezik. Bilecik mezrası. Evet. Kaç hane var orada efendim? Orada 30 hane var. 30 hane var. Orada kaç nüfus var? 300 nüfus var sayın izleyiciler. Orası da bir mahalle olmuş, köy olmuş. Onu da belirtelim. Bu taraftaki mezramızın ismi. Oymataş. Oymataş mezrası. Orada kaç hane var? Orada 28 hane var. 28 hane var. Nüfus? 250. 250 nüfus var sayın izleyiciler. Yani Tekman'ın en büyük nüfusa sahip olan yerleşim yeri. Doğru mu efendim? Doğrudur. Onu da belirtelim. Ancak hizmette unutulan bir yerleşim yeri. Hiç parke taşı döşendi mi efendim? Hayır. Mezralar dahil olmak üzere. Parke taşı emir vermişti, seçilmişti, ihalesi yapılmıştı, yapılacaktı. Seçimden geri çekildi. Seçimden geri, neden efendim çekildi? Ya oy çıkmamış bilmem ne falan. Arkadaşlar yani insanın iradesine bağlıyorlar. Evet. Hizmeti. İnsanların iradesine ipotek konamaz. İnsanlar istediği partiye oy verebilir arkadaşlar. Araştırmacı gazeteciler söylüyor. Demokrasinin gereği bu. Yani muhtarımızın vatandaşlarımıza illa bu partiye oy verin diye bir telkinde bulunma şeyi de yetkisi de yok. Değil mi efendim? Zaten hayır, suç yani değil mi efendim? Suç tabii. Onu da belirtelim. Onun için biz diyoruz ki hizmetin dini, ırkı, rengi, partisi olmaz. Hizmet biz insanlar için yapılır diyoruz. Onun için biz mutlaka bu hizmetle unutulan bölgeye hizmet yapılmasını istiyoruz. Etrafı bir gösterelim. Yani çok güzel bir ovaya, düz ovaya kurulmuş bir yerleşim yeri sayın izleyiciler. Birçok ilçeye eşdeğer nüfusu da var. Doğru efendim? Bu yerleşim yerleri işte mahalleye gelen yaptaş kim? Muhtarlar arkadaşlar. Muhtar kim için hizmet istiyor sayın izleyiciler? Halk için hizmet istiyor. Kendi için hizmet istemiyor. Hayır. Onun için halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlara biz ne yapılmasını istiyoruz? Hizmet verilmesini istiyoruz. Tekmen ilçesinin en fazla nüfusa sahip olan Koç Yayla Mahallesi'ne mutlaka hizmet yapılmalı. Altyapı var mı efendim? Var, çok mahallede yok. Mezralarda yok arkadaşlar. Mezrasını yok. Üçü yok. Merkezin var mı burada? Merkezin yarısı var. Yarısı var. Mutlak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sayın izleyiciler nüfusu 300 olan yerlere, yerleşim yerlerine öncelikle tanınacağını belirtmişti. Buranın 1500 nüfusu var. Bir mezrasının 300 nüfusu var. Bir mezrasının 250 nüfusu var. Merkezin 1000'e yakın nüfusu var. Doğru mu efendim? Evet, mutlaka altyapı kanalizasyon öncelikle yapılmalı. Gökoğul köyü mahallesini ziyaret ettim. Oraya 13.000 metrekarelik parke taşı dökmüşler. Gördünüz mü efendim? O arkadaşımızla röportaj yaptım. Mutlaka bu mahalleye de biz parke taşı verilmesini ne yapıyoruz? İstiyoruz, yapılmasını istiyoruz. Buraya gelirken Erence'de milletvekili Tekmanlı olduğu için Tekman tarafı, evet. Tekman'dan bol hizmet gidiyor. 4 yıldır her hizmeti yapıyor. Ama bu Şişar tarafı 40 köyden fazla 40 muhtarlar var, hizmet yok. Evet, dün belediye meclis üyesi Muzaffer Aksu'yla da röportaj yaptık. O da belirtti bu bölgenin hizmette biraz geri kaldığını. Biz hizmette unutulan bölgeye hizmet istiyoruz arkadaşlar. İşte hizmetin dini, ırkı, rengi, partisi olmaz. Burada bu bölgeye mutlaka Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesine ne yapmalı? Hizmet yapmalı diyoruz. Başka ekleyeceğimiz konu var mı muhtar? Evet, biz de Türkiye'de muhtarların sesi olarak Erzurum Tekmen Koç Yayla Mahallesi muhtarımız Abdurrezzak Bingöl ile röportaj yaptı. Kendisine Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi aracıyla sesini duyurduğu için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu mahallemizde hizmet alır diyoruz. İnşallah.